Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ashabından Huzeyfe anlatıyor. Yermuk muharebesi sona ermişti. O sırada amcamın oğlunu görmediğim için, eğer yaralıların içinde ise bir su vereyim dedim ve elime bir kap su alarak yaralıların içine girdim. Amcamın oğlunun gerçekten yaralı olup ölüme doğru yaklaştığını ve canını vermek üzere olduğunu gördüm. Yüzünü sildim, gözlerini açtı. Su ister misin dedim. Eliyle evet isterim işaretini verdi. Tam suyu dudaklarına götürürken öteden bir yaralı yürekten ve acı bir ah kopardı. Hemen amcamın oğlu suyu ona götür işaretini verdi. Götürdüm, içeceği anda öteden başka bir ah sesi geldi. O da bu ah karşısında su içmeyip ona götür ve imdadına yetiş dedi. Koştum, ben varıncaya kadar ruhunu teslim etmişti. Geriye döndüm, bereki de gitmiş. Amcamın oğluna koştum, o da Allah'ın rahmetine ulaşmış. Hepsi kendisinden çok arkadaşını düşünen bu aziz şehitlerin hiçbirine su vermek nasip olmadı. İşte yüksek İslam'ın ahlakı budur değerli kardeşler. Kendisi muhtaç olmasına rağmen kendinden daha muhtaçları düşünen bir duygu ancak Müslümanlarda bulunmaktadır. Bu duyguda olanları Yüce Mevlamız Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde metu sena etmektedir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran bir peygamberin ümmeti işte bu duygular ile yetişiyordu. Mevlam inşallah onlardan razı olsun. Bu duygularla inşallah ömrümüzü devam ettirebilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.